Arkadaşlar selam. İlk incelememe hoş geldiniz. Hemen bir görüneyim, ondan sonra da gideyim dedim. Videodan keyif alırsanız videoyu beğenirsiniz, yorumunuzu atarsanız abone olursunuz. Bunlar artık size kalmış şeyler. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Burateito. Burateito geçen sene erken erişime açılmış. 23 Haziran'da ise tam sürümüyle çıkmış olan bir Vampire Survivors kullanı. Hem benim açımdan hem de insanların açısından gayet başarılı bir oyun. Arkadaşlar, ben bu oyunun incelemesini yapmayı aslında baktığınız zaman pek hak etmiyorum. Niye diye soracak olursanız ben bu oyunu 10-15 saat arası oynadım. Berat, 10-15 saat gayet fazla. Ne diyorsun ya sen? Derseniz arkadaşlar, bu tarz oyunlarda 10-15 saat gerçekten yeterli değil. Bu oyunun asıl potansiyelini kesinlikle ve kesinlikle daha oyunun sonlarına doğru anlıyorsunuz. Ama yine de bu oyunun neden iyi bir oyun olduğunu, neden oynamanız gerektiğini kesinlikle ve kesinlikle anlatabilecek düzeyde oynadım. O yüzden de oyunu bitirmek zorunda hissetmedim kendimi. Abi böyle bir oyunun incelemesini yaparken, yani bu türdeki bir oyunun incelemesini yaparken Vampire Survivors'dan örnek vermemek imkansız. O yüzden yer yer Vampire Survivors'dan örnekler, kıyaslar, artık ne derseniz bu şekilde takılacağım. Bu da böyle bilinsin ha. Ha arkadaşlar bakın, yani Vampire Survivors, yani kusura bakılmaz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi öncelikle bu oyunda Türkçe dil desteği var. Yani daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Ondan sonra giriyorum böyle beğenilmiş oyunların Steam yorumlarına Türkçesi olmayan. Bring the Turkish language, bring the Turkish language, bring the Turkish language. 1 milyon tane böyle yorumlar var. Lan birazcık oyunun kendisine bakın be. Birazcık oyunun kendisi hakkında yorum yapın ya. Allah Allah. Gidin İngilizce öğrenin be. Arkadaşlar tamam, sakin sakin. Sakin, bu oyunun var. Bu oyunun Türkçe dil desteği var. İşte budur ya. Dünyanın en iyi oyunu değil mi ya? Daha ne istiyorsunuz? Ha, bana soracak olursanız aşırı az İngilizce istiyor. O yüzden İngilizce oynayın. Çünkü Türkçesi yani pek hoşuma gitmedi. Ona siz bir şey edersiniz yani. Türkçesi mi daha iyi, İngilizcesi mi daha iyi, siz kendiniz bakarsınız. Ben video çekeceğim için Türkçe'de kalmasını istedim yani. Artık yani o da sizin için. Hadi. Oyuna başlaya tıklıyorsun abi. Karakterler menüsü açılıyor. Görmüyor musunuz ya? Ya ne kadar fazla karakter var. Ne kadar fazla. Vampire Survivors'da sadece abi silahın değişiyor. Bir de saçma sapan canıdır, hızıdır, magnetidir, şusudur, busudur. Saçma sapan dandirik dundirik özellikler değişiyor. Ama bu oyunda öyle mi? Bu oyunda öyle mi? Kardeşim, sırf karakterin kendisinden hoşlandığınız için minimum 5 tane karakter seversiniz. Ben size bunun garantisini vereyim. Vampire Survivors'da ay bu ayrı favorim, şu ayrı favorim, bu ayrı favorim diyeceğiniz kaç tane karakter var be? Anca başarım yapmak için oynuyoruz. Anca. Bu oyunda gerçekten keyifli olduğu için oynarsınız aga. Ben onu söyleyeyim size. Bu ses tonundan emin miyiz ya? Bu üsluptan da emin miyiz? Eminiz gibi. Abi öncelikle belirli silah sınıflarında iyi olan basic karakterler var. Böyle pek de olayı yok. Yok şu silahta iyi, yok bu silahta iyi, yok şu silahlarda iyi. Mesela büyücü. Büyücü neyde iyi olacak? Element hasarı konusunda iyi. Korucu. Menzilli silahlarda iyi. Kavgacı. Aslan parçası. Silahsız. Yani yumruklarda iyi kardeş. Böyle basic karakterler var. Kısacası siz hangi silah sınıfını sevdiyseniz o silahlarda iyi olan illaki bir karakter var. Ha bir de gerçekten farklı hissettiren. Böyle sadece şu silahta iyi değil. Harbiden ben farklıyım kardeşim. Sen beni oynamaktan gerçekten zevk alırsın diyeceğiniz karakterler de var. Mesela mühendis. Alanda turretlarla mayınlar çıkartıyor abi. Bunu başka kimse yapamaz. Kimse. Çaka çaka yapar. Niye yapar? Çünkü bu aldığı silahlarla alakalı. Siz de dandirik dundirik başka bir karaktere o aletlerden alırsanız yine mayınlar turretler çıkar. Ama o kadar güçlü olur mu? Olmaz. Bu da aslında, mühendis de aslında belirli sınıflarda iyi olan karakterlere giriyor. Ya, ama turret'la mayın çıkartıyor diye dolandırdım sizi arkadaşlar. Ama kendime hemen telafi edeceğim. Hazır mısınız? Boğa diye bir karakter var. Millete kafa atıyor, kafa. Silah kuşanamıyor. Hasar yediği zaman etrafına bombalar patlatıyor. Etrafına hasar veriyor. Ya siz daha ne istiyorsunuz ya? Daha ne istiyorsunuz ya? Siz hiç gördünüz mü Vampire Survivors'a silah kuşanmadan bir şeyler yapan karakter? Kıyasa bak. Protato, the best game ever. Go fuck some bitches, nigga, damn. I'm trying. Asker karakteri mesela.
hareket ederken saldıramıyor abi. Öyle istiyor yani canı. Öyle istiyor. Ama yerinde durursa ne yapıyor biliyor musunuz? Hasarı ve saldırı hızı artıyor. Bam! Budur abi. Şimdi benim kişisel favorim, çünkü oyunu kolaylaştırdığını düşünüyorum, Hayalet Kardeş. Niye Hayalet Kardeş çok iyi Berat? Çünkü Hayalet Kardeş'in dodge özelliği %90'a kadar çıkabiliyor abi. Ve %90 demek canavarların çoğu vuruşunu engellemek demek abi. Yani aşırı şanssız değilseniz benim gibi, böyle üst üste hasar yiyip ölme ihtimaliniz late game'de aşırı düşüyor abi. Ve o yüzden çok seviyorum. Yani karakterler böyle. Bir sürü karakter var. Bende açık olmayan da bir sürü karakter var. Videoda da hepsinden bahsetmeme gerek yok. Siz kendiniz girersiniz bakarsınız. Ben birkaç tanesini anlatayım dedim öyle. Şimdi karakteri marakteri bitirdik. Şimdi de silah sistemine geçelim. Silah sistemini anlatalım birazcık. Sistem gayet basit. Tatlı. Abartılacak tek bir yönü yok. Dümdüz bir sistem yani. O sistem var diye anlatıyoruz yani. İnceleme değil mi bu abi? İnceleme ise anlatacağız. Abi şimdi toplam 15 tane silah sınıfı var. Bu silah sınıflarının birbirinden farklı bir sürü özelliği var. 5 tane örnek vereyim mesela. İlk olarak silah sınıfından başlayayım. Silah sınıfında olan 2 tane silah alırsan karakterin 10 range kazanıyor abi. 3 olursa 20, 4 olursa 30, 5 olursa 40, 6 olursa 50. Ha bu arada bu silahlar birbirinden farklı olmak zorunda değil. Diyelim ki pompalı aldın. 5 tane daha pompalı alırsan 50 range kazanıyorsun. Bu kadar basit. Oyunun sistemi bundan ibaret. Ağır sınıfı var, ana hasarınızı yükseltiyor. Medikal sınıfı var, can yenilenmesini arttırıyor. Patlayıcı sınıfı patlama alanını genişletiyor. Yumruk sınıfı ise dojama olasılığını arttırıyor. Ya böyle 10 tane daha var. Ben şimdi hepsini saymamın bir anlamı var mı? Tabii ikisi de yok. O yüzden burada sonlandıralım abi. Geldik en önemli noktalardan bir tanesine. Arkadaşlar ben Vampire Survivors'ı 50 saat oynadıysam bunun en büyük nedeni siz de biliyorsunuz ki başarımları abi. Achievement sistemi o kadar güzel ki şunu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım. Bazıları çok basit, bazıları zor. Ama genel olarak o başarımları teker teker kasmak çok zevkli abi. Ve Rotato'da bu da böyle mi? Hemen onu size cevabını vereyim. Hayır abi. Yani Vampire Survivors'ın yanına yaklaşamaz bile yani. Çok kötü. Berat, neden çok kötü? Bir başarım ne kadar kötü olabilir? Şöyle kötü olabilir. 83 başarım var arkadaşlar. 44 tanesi şu karakterle oyun kazan. Yarısı zaten çöp. Vampire Survivors'ta var mı? Var. Ama bir ton daha güzel achievement'lara sahip Vampire Survivors. Geri kalanlardan elde tutulur 2 tane var abi. O ikisinin de iyiliğinden aşırı emin değilim ama iyiler yani. Birincisi 15 saniye ya da daha öncesinde bir boss kesmek abi. Boss kesmek bu oyunda ne kolay ne zor ama bu achievement gerçekten zor. Çünkü bossları 15 saniyede kesmeni engelleyecek çok büyük bir detay var. Önüne canavarlar spamlanıyor abi. Boss olan wave'de var olan canavarların da canı zaten fazla oluyor. Hasarları yüksek oluyor. O yüzden 15 saniyede o boss rahat rahat kesilmez. O yüzden bu achievement'ı beğendim. Hazır bosslardan konuşmuşken Vampire Survivors bosslarıyla da kıyaslayayım. Yani arkadaşlar konuşmaya gerek yok. Vampire Survivors bossları çöp oldu çöp. Bazı çok güzel sahneler var. Ama genele baktığın zaman Vampire Survivors bosslarının hepsi 55 milyon cana sahip duvar amına koyayım. Bu oyunda en azından makul bir cana sahipler. En azından dodge'laman gereken bir şeyler atıyorlar kafana kafana. Aynı zamanda da kesmek zorunda değilsin. Wave bittiği zaman boss'u yenmiş sayılıyorsun. Neyse ikinci achievement'a geçeyim. İkinci achievement bir canın kalmışken wave'i bitir. Yani aşırı şans işi aslında. Ama en azından keyifli yani birkaç defa denersin falan fistan yani. Bunlar geri kalanları saymama gerek bile yok. Vallahi yok. Beyaz söyle. Söylemeyeceğim abi. Söylemeyeceğim. Çünkü kötüler. İstemeden yapılacak achievement'lar abi. Vampire Survivors'ta istemeden yapabileceğin bir sürü achievement var. Ama özellikle bakıp yaptığın achievement'lar da var. Bir de zaten sayısal olarak çok fazla var. Vampire Survivors'ta. 170 midir 180 midir? Bir sürü achievement var. Ben bir süre sonra yapmayı bıraktım zaten. Yoruldum artık. Sonlara doğru gerçekten zıvanadan çıkıyor yani achievement sistemi. Zor bir hal alıyor çünkü yani. Ama bu Brotato'da böyle değil arkadaşlar. O yüzden üzgünüm. Bu oyun çıkalı daha bir sene falan oldu. O yüzden daha fazla achievement eklerler.
Ama sonuç olarak Vampire Survivors'da 50 senelik oyun değil. O yüzden bunu eksiklik olarak saymak zorundayım. O oyunda bulduğum tek kusur şu anlık bu yani. Şimdi oyunun genel döngüsünü konuşmadan önce iki şey daha konuşmak istiyorum. Birincisi oyunun zorluğu hakkında. İkincisi de gelişmişlik hissi. Böyle oyunun sonuna geldiğin zaman ben ne kadar güçlendim abi, şaka mı bu? Vay anasını konusunu konuşmak istiyorum. İlk olarak zorluktan başlayayım. Protector'un zor bir oyun olduğunu ve Vampire Survivors'tan daha zor bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bunun iki büyük nedeni var. Birincisi harita boyutu abi. Vampire Survivors'ta kalabalık bir grupla karşılaştığın zaman daha sakin bir yere kaçma fırsatın oluyor. Ama Protector'da o kalabalıkla başa çıkman gerektiğini biliyorsun. Çünkü bulunduğun yer küçücük bir kareden ibaret. Kaçabileceğin hiçbir yer yok. İkinci neden ise genel olarak canavarların daha zorlayıcı olması. Vampire Survivors'da dümdüz üzerine geliyorlar yani. Geliyorlar. Ve zaman geçtikçe daha güçlüsü geliyor. Daha hızlısı geliyor. Ama Brotato'da hem kafana doğru deş atan böyle hayvani yaratıklar oluyor. Böyle bir sürü lazer topu geliyor kafana. Bir sürü. Hepsini dojlamak zorundasın abi. Ve küçücük haritada nereye kaçacağını şaşırıyorsun yani. Zorluk konusunda diyeceklerim bu kadar. Brotato kesinlikle ve kesinlikle daha zor bir oyun abi. Geldik Vampire Survivors'ın başarım sistemiyle birlikte Brotato'yu ezen ikinci özelliğine abi. Oyunun sonundaki gelişmişlik düzeyi. Yani ben gerçekten bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Yani ekrana koydum. Görüyorsunuz. Bu nasıl bir görsel falan. Bu nasıl bir haşmetli güç. Yiğidim. Yani başka bir şey diyemiyorum. Bambaşka bir seviye. Bambaşka bir seviye. Fakat Brotato hakkında söyleyeceklerim var. Videonun başında da dediğim gibi ben bu oyunu 10-15 saat oynadım arkadaşlar. Ve Vampire Survivors'ın da ilk 10-15 saatlerinde ben bu kadar gelişmiyordum. Güçlenmiyordum. Bu kadar oğlum ne oluyor lan şu an ben ne oldum lan tepkisini verecek hiçbir şey yaşamıyordum. O yüzden belirli bir noktaya kadar hakkını yemek istemiyorum Brotato'nun. Ne kadar Vampire Survivors seviyesine gelemeyeceğini bilsem de, hissetsem de. Kıyaslandığında kötü, kendi başına baktığında gayet başarılı, gayet keyifli. Geldik videonun son kısmına. Yani oyunun genel döngüsüne. Oyunu kaç dakikadır konuşuyoruz, oyunun kendisini konuşmadık amına koyayım. Abi genel olarak oyunun döngüsü gerçekten çok keyifli ve çok başarılı. Genel olarak zaten wave mantığını, her wave'den sonra hangi yönde gelişeceğini seçme mantığını bayağı uzun zamandır seven bir insanım. Abi seçtiğim karaktere göre farklı farklı silahlar almak, farklı farklı itemler almak bayağı bir keyifli. Vampire Survivors'ta ne yapıyordun? Alana sarı veren silahları alan. Adana sarı veren silahları imovlayam. He, sonra ne yapam? Herkesin abına koyam. Bundan ibaretti abi yani. Gerçekten bundan ibaretti. Ha bu arada hiç yanlış anlaşılmasın. Vampire Survivors silahlarına bayılırım. Sadece bir noktada alan hasar silahları almak zorundasın abi. Yoksa silahlarda bir sıkıntı yok. Silahların hepsi muazzam abi, tertemiz. Sadece Brotato'nun sistemi benim için bir tık daha keyifli. Neyse. Son olarak araya da şey sıkıştırmak istiyorum arkadaşlar. Berat, yeri geldi Brotato'yu övdün, yeri geldi Vampire Survivors'ı övdün. Biz hangisini daha çok sevdiğini anlayamadık sorusu sorulursa diye bunun cevabını vermek istiyorum. Arkadaşlar, Vampire Survivors türü içerisinde Half-Life'dır. Eğer bir oyun Vampire Survivors'tan daha iyi olacaksa Vampire Survivors'ın iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapmalı. Bu kadar basit. Ha, bu türdeki başka bir oyunu daha çok sevebilirsiniz. Onda hiç gram sıkıntı yok. Ama şu ana kadar Vampire Survivors'tan daha iyisi gelseydi biz zaten bunu bilirdik. Şu anlık öyle bir oyun yok. Bir sürü bu türde oyun çıkmaya başladı. Artık yani yetişemiyoruz. Ama Brotato Vampire Survivors'a gerçekten en çok yaklaşan oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle başarılı bir oyun. Kesinlikle çok sevdiğim bir oyun. Hatta bu videodan sonra oynamaya kesinlikle devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi ben bu oyunu hak ettiği zamanı vermedim. O yüzden oynamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Bu benim ilk incelememdi. Eğer gözünüzde bir şey battıysa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelişmem için kesinlikle ve kesinlikle çok önemli şeyler bunlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.